Arkadaşlar merhaba. LPG'li araçları özel bujilerle ilgili deneysel çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Şimdi bu konuda ilk aracımız Volkswagen Polo. Partner arkadaşımız Ahmet Nalbantoğlu burada. Aracı inceledi. Ahmet, araçla ilgili sorunumuz neydi bizim? Şimdi bu Volkswagen Polo 1.6 AEE motorlarda LPG'de çok sık stop etme ve düşük devirde çekiş problemleri vardır. Evet. Bu araca sahip olanlar internette hep yazarlar. Bununla alakalı boğaz kelebeğine yönelinir. Başka yerlere bobin değişir ama hiçbir zaman çözüm bulunamaz. Evet. Bu aracımızda da 120 bin kilometrede bu aracımız. Diri bir araç. Evet. Bize geldi. Bu araçta düşük devirde özellikle LPG'de tork düşüklüğü, çekiş düşüklüğü ve çok sık stop etme vardı. Evet. Bu aracımız bu arada otomatik, manuel de değil. Dur kalk trafikte, sıkışık trafikte sürekli stop etme problemi vardı. Evet. Bu problemi çözdük. Evet. Yani Ahmet'in daha önce bu konuyla ilgili çalışması oldu arkadaşlar. Çözüm noktasında ateşleme bujisinin değiştirilmesini tavsiye etti bize. Şimdi aracımızın bujisine bakacağız. Çıkan bujilere bakacağız. Peşinden LPG'li araçları özel NYK marka nikel alaşımlı bujinin montajını yapacağız. Sonra Ahmet aracı deneyeceğiz. Hatta aracı senin denemeni isteyeceğim. Deneyeceksin. Tabii. Bakalım araçtaki titreme, araçtaki stop problemi ve performans problemi de var aracın. Evet, evet. Tüm bunların gittiğini, geçtiğini göreceğiz mi? Bu bizim için bir deneysel çalışma olacak. Senin yorumlarını alacağız. Şimdi bu Polo aracımızda benzinde herhangi bir stop etme problemi yoktu. Bu aracımız eski tip bir motor. Dispirtörlü ateşlemesi, elektronik ateşlemeye sahip değil. Benzinde herhangi bir stop etme problemi yok ve dispirtörü, bobini yenilenmiş. Komple revizyon yapılmış. Benzinde herhangi bir problem olmamasına rağmen LPG'de çok sık stop ediyordu. Şimdi bu araçta elektronik ateşleme olmadığı için bu ateşleme sistemini bu aracın LPG'ye uygun hale getirmek lazım. Öncelikle üzerinde 3 tırnaklı bujiler var. Az sonra size göstereceğiz. Bu 3 tırnaklı bujileri LPG'ye uygun tek tırnaklı aralığı buna özel bujilerle değiştireceğiz. Ve LPG'ye uygun şekilde ateşleme avansını da ayarlayacağız. Bunu da göstereceğiz. Bu şekilde sorunun çözümüne ulaşmış olacağız. Şimdi bu bujilerimizde LPG bujileri. Gördüğünüz gibi tek tırnak. LPG için aralığı özel ayarlanmış. BPR gaz. NGK'nın BPR kodu. LPG bujileri. Kıyaslamanız için şunu da şöyle yanına bırakıyorum. Bujinin pasoları aynı ancak biri 3 tırnaklı, biri tek tırnaklı ve aralıkları ona göre. Aynı zamanda elektrodunun genişliği de buna göre uygun şekilde ayarlanmış. Şimdi aracımızın bu orijinal bujileri yerine bu LPG bujilerini takacağız ve ateşlemenin LPG'ye uygun hale getirilmesini bu şekilde sağlayacağız buji açısından. Şimdi buji değişim işlemimiz bitmek üzere. Buji değişim işlemimiz bittikten sonra yola çıkacağız. Sonuçları beraber test edip yorumlayacağız aracın üstünde. Ve arkadaşlar bitti işimiz. Bujileri değiştirdik. Evet Ahmet, marşa basalım. Aracın önce rölantisini kontrol edeceğiz. Evet. Rölanti gayet stabil abi. Şimdi araç sana geldiğinde önce inceledin. Nasıldır rölantisinin durumu? Araç bana geldiğinde bunlar da zaten tipik problemlerdir. Bu evet. Araç 120 bin kilometrede söylemiştim. Ancak rölantide stop etme gibi ve vuruntulu çalışma gibi problemleri vardı. Özellikle şöyle fark ediyorduk. Düşük devirde mesela dur kalk trafikte dur kalk yaparken birden kendini bırakıyordu ve kullanıcının tekrar marş basması gerekiyordu. Evet. İkinci problem ise 3000 devir altında gaza yüklendiğimizde bir tutukluk vardı. Evet. Bir vuruntu vardı. Yani motordan böyle hani avanslı yanma olur ya, bir vuruntu sesi olur ya, o tarz bir ses duyuyorduk. Bu sebepten dolayı, ama bunların hiçbiri benzinde yok. Bunu söylemek lazım. Bu senin müşterinin arabası. Sen daha önce bu araba bir AFR yaptın. Evet, sorun vardı, tekrar geldi. Evet, yani bu arabayı biz AFR yaptık. LPG ayarlarında hiçbir problem yok. Her şey normaldi ama sorun devam ediyor. Evet, sorun devam ediyor. Çekişinde de bir problem yok. Gidişinde ama düşük devirde ilk yüklemelerde vuruntu var ve dur kalk trafikte özellikle müşterinin çok şikayeti var. Hep stop ettiğini söylüyordu arabanın. Benzinde bu problemlerin hiçbiri yoktu. Bu sebepten dolayı ateşleme bir saniye hemen rölantisine bakalım. Şu an güzel çalışıyor. Çok arkadaşlar stabil. Bakın şu anda rölantide çalışıyor araç. Herhangi bir rölantide oynama yok. Vardı ama yani. Bu hafif araçta dalgalanma vardı. Gazda ama vardı. Benzinde değil. Benzinde yoktu. Gazda vardı. İşte bunun sebebi hem buji artık ömrünü doldurmuş ve 3 tırnak buji kullanılmış. Buydu. LPG bujisinin de tabii burada büyük bir faktörü var. Artıları var. Şimdi onu da yolda anlatalım şimdi. Ne artıları var, ne faktörü var. Bizim LPG araçlara artıları ne olacak? Bir de yol testine bakalım. Çünkü sen aracı demin de bujiden önce de test etmiştin. Evet. Evet. Buyurun önce bakalım. Senin ilk izlenimlerin ne olacak?
Öbür bujiyle nasıl arabanın çekişi gidişi? Şimdi zaten ilk yola çıktığımız gibi de anlaşılıyor. Araç otomatik olduğu için son derece sessiz bir çalışma var arabada. Evet. Dalgalanma yok. Yani sen şu anda farkını hissedebiliyorsun değil Tabii mi? Tabii ben şu an yağ gibi oldu yani araba. Çok güzel. Zaten araba otomatik olduğu için sürekli vites yükseltiyor. Evet. Düşük devirde daha çok test etme şansı buluyoruz. Evet. Araba şu an çok güzel yani akıcı bir kullanım oldu. Tabii şimdi Ahmet sen bizim bu NGK firmasıyla olan eğitimlerimize de katıldın bu tabii, arada. Tabii. Beraber eğitimleri aldık. Evet. Ne düşünüyorsun yani LPG bujileri sence gerçekten de faydası olacak mı insanlara? Şimdi şöyle anlatayım onu daha teknik şekilde anlatalım. LPG biliyorsun benzinden farklı bir yakıt. Oktan sayısı daha yüksek. Evet. Bu sebepten dolayı yanma şekli ve yanma direnci de daha farklı. Evet. Benzine kıyasla yanma direnci daha yüksek. Ve aynı zamanda yanması daha uzun sürüyor. Evet. Bu sebepten dolayı biz ateşleme sisteminde buna uygun değişiklikleri yapmak zorundayız. Yoksa evet. bu arabalarda benzinde görmediğimiz tekleme, silkeleme ve düşük devirde güç kaybı, tork kaybı gibi problemler yaşayabiliriz. Evet. Bu açıdan NGK firması güzel bir Arge yaptı. Güzel buradaki bir açığı yapmış. Gördü daha doğrusu. Evet. Ve üzerinde çalışma yapan, Arge yapan tek marka NGK firması. Yani diğer markaların da var LPG bujileri ancak NGK bu konuda hem teknolojik olarak çok önde hem de NGK'nın bu gaz ürünleri yeşil kutulu BPR ve BKR gaz dediğimiz ürünleri fiyat performans açısından çok iyi. Bu diğer firmaların hep iridyum, platin iridyum bujileri var LPG için sadece. Çok ama yani Ahmet şöyle diyebiliriz. Diğer markaların LPG ile ilgili bujileri var ama onlar LPG için özel üretilmiş yani, ve çalışılmış değil. Evet başarılı bulmuyoruz. Ben de öyle düşünüyorum. Bu bizim aynı sahamızdaki zamanda, tecrübelerimiz bu yönde. Evet fiyatları da çok yüksek. Soldan. Ancak bu araçlar için bu BPR, BKR gaz ürünleri fiyat performans açısından çok mantıklı. Kesinlikle. Hem orijinal bujisi gibi ucuz nikel bujiler kadar uygun fiyatlı, hem ömrü daha uzun hem de LPG'ye uygun bir buji. Yani eski araç sahiplerinin de gidip bujiye çok yüksek miktarlarda fiyatla paralar vermesine gerek kalmıyor. Kesinlikle. Tabii yoğun bir şekilde biz değişimleri yapmaya başladık ve dönüşler almaya başladık. Hatta müşterileri arıyoruz ne durumda, nasıl durumda diye araç. Çok fark ettiğini söylüyor. Yani yakıt da fark etti, performans da fark etti. Ben keyif aldım mesela şu an yolu uzatacağım yani. Değil mi? Çok güzel. Güzel, keyif aldım yani. Gidelim abi şöyle bir şile yapalım, bir balık yiyip gelelim o zaman. Hadi gidelim Asıl. Hadi bas. Tamam. Tam da palamut mevsim, palamut yiyelim o zaman. Gayet güzel hızlanması bak. İlk denemene göre çok farklı değil mi? Çok farklı. Yani vuruntu yok. Bir kere Kesinlikle. Onu söyleyeyim. Şimdi daha sonra sıkışık trafiğe de gireceğiz. Dur kalk da deneyeceğim. Ama şu an normal kullanıma baktığım zaman vuruntu kesinlikle yok gaza yüklendiği zaman. Kesinlikle. Otomatik vitesli araç. 99 model 1.6 Polo. Evet, ya 1.6. Bunların en büyük sorunu stop etme sorunu. Yani. Stop o kadar çok yaşıyoruz ki. Ve bunlar da çok o kadar masrafa giriyorlar ki. Yani adam araba stop etmeye başlıyor. Benzinde yok problem. Evet. Boğaz kelebeği değişecek diyorlar ya. Boğaz kelebeği arz olsa benzinleri stop eder Kesinlikle. Araba. Yani boğaz kelebeği de ucuz bir şey de değil. 1.000 liranın üzerinde bir fiyatı Kesinlikle. Var. Evet. Bu boğaz kelebeği arızalı olduğu zaman zaten hata kodu düşüyor. Eğer hata kodu yoksa adaptasyonla boğaz kelebeğinin problemi ortadan kalkıyor. Kesinlikle yani burada gereksiz masraftan da aslında insanları bir anlamda uzaklaştırıyoruz, kaçırıyoruz. Aynen öyle. Bir anma hizmeti yapıyoruz Nalbant. Yani gerçekten de büyük Arge bir çalışması. Mücadele. Arge çalışması. Deneysel çalışma bunlar. Bu da bir deney aslında. Yani bakın şu an denedik. Arabanın çekişi arttı. Gidişi değişti. Stop etme problemi ve devir dalgalanması gitti. Evet. Ve bunu lanse ediyoruz insanlara. Bunu anlatıyoruz. Yani stop etme problemi de tabii burayı kaçırmayalım. Buji sadece onun bir parçası. Kesinlikle. Bir bu parçası. Arabada diğer aksanlarında tabii. bir değişim vardı zaten. Diğer aksanlarında dispiritör ve bobin yenilenmişti. Yenilenmiş, değiştirmiş. Biz sadece dispiritörünün 6 derece avans verdik. Yani LPG'ye uyumlu şekilde kılıcım çakması sağladık. Bu da bu araba dispiritörlü olduğu için yanlış anlaşılmasın. Sakın. Yeni arabaların hepsinde elektronik ateşleme var. Evet. Yani araba avansı kendi ayarlar. Onda herhangi bir avans ayarı yoktur. Bu araba manuel avans ayarı var. Dispiritör var. Onun dispiritörünü ayarladık ve LPG bujisini takınca ateşleme sistemimiz sorunsuz ve LPG'ye tamamen uyumlu hale geldi. Aynen öyle. Aynen öyle. Şu an dur kalk trafiğe girdik. Girdik. Şu an bakın. Bakalım. Nasıl rölanti? Hiç aşağı düşmedi bile. Bak, aynen. Şu an bir dur kalk yapıyorum. Hiçbir şey yok. Bak görüyor musun? Yerine sabitlendi. Aynen. Yani bu videoyu izleyen Polo sahipleri var ya, yani büyük bir heyecan duyacaklar bence. Evet. Yani evet budur. Yani bunu ben istiyordum, bunu bekliyordum diyecekler eminim. Çünkü Rolanti ile ilgili o kadar çok sorun ve soru geliyor ki bize. Ya bunun kullanıcısı bir hanımefendi. Mesela evet. 6-7 kere üst üste stop ettiğini söylüyordu. Değil mi? Sıkışık trafiğe. Bize gelirken bile, iş yerimize gelirken bile 6-7 kere stop ettiğini söyledi. Büyük bir sorun. Çok büyük bir problem. Hele otomatikse değil mi? Tabii. Sıkışık trafikte parka almak zorunda kalacak, tekrar marş basacak falan bir hanımefendi için çok çok büyük külfet yani. Kesinlikle. Aynen. Ya kazaya sebebiyet verir öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Aynen öyle. Vallahi güzel olmuş. Güzel. Kaymak. Evet. Çok güzel. Beğendik.
Yani bizim için de önemli veriler bunlar, deneysel çalışmalar. Yani müşterimizi tavsiye ederken gönül rahatlığıyla tavsiye etmemiz gerekiyor. Çünkü doğru bilgi aktarmak önemli. Yani bir insan doğru bilgiye nasıl ulaşabilir? Deneysel çalışmalarla ulaşabilir, tecrübeyle ulaşabilir. Bu anlamda bizim için iyi bir test oldu, iyi bir done oldu elimizde. Artık evet, müşterilerimize rahat rahat LPG özel bujilerini söyleyebileceğiz. Ben hala denemeye devam ediyorum bu arada. Değil mi? Süper. Evet. Yani süper. Durufak yapıyorum. Çok güzel. Değil mi? Aynen. Hiç hani devirde en ufak olması gereken devirden aşağı inme yok. Tabii şimdi şunu da söylemek lazım Ahmet. Araç sahibi aslında ya sorunum var, acaba ayardan mı, LPG'den mi diye geldi. Evet. Arabayı inceledin, test yaptın, yol testi yaptın. Yani ne ayarlarında problem var, ne LPG sisteminde problem var, ne enjektörde, hiçbir şey, hiç problem yok. Adım adım, adım adım çözüme gittik aslında. Yani çünkü aynen, ilk başta ayara baktık, sorun devam ediyor. Sonra birer birer çözüme gittik ve yani bir Ar-Ge dediğin gibi aslında. Kesinlikle. Bu iş bir Ar-Ge. Kesinlikle. Zaten pusuda bekliyorduk. Yani böyle bir araba gelse de bujinin etkisini, bujinin evet, faktörünü, önemini burada anlatsak diye işte bu arabada güzel bir örnek oldu. Araç sahibine o zaman hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Ufak bir bedelle büyük bir masraftan aslında kurtarmış olduk. Evet, aslında olduk. Yani şey demişler, yani sigorta tablasının tamamen değişeceğini, boğaz kelebeğinin tamamen değişeceğini söylemişler. Araba 120 bin kilometrede, boğaz kelebeğinde de hiçbir şey yok yani, kir aynen, bile yoktu. Aynen öyle, aynen öyle. Dükkana giriyoruz. İşte giriyoruz. Evet, güzel. Bu da candan mühendisin farkı olsun. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşünceye dek alas mı aldık?